Sabancı kardeşlerin en küçüğü Özdemir Sabancı, teröristlerin gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu öldürüldü. Polis, teröristlerin 7.65 mm'lik silahı içeriden temin ettikleri ihtimali üzerinde duruyor. Ülkeyi sarsan üçüncü olay Türkiye'nin en güçlü ve en zengin grubunun tepesini. Sabancı ailesini hedef alan suikastı. Cinayete damgasını DHKPC vurdu. İki tetikçi, Mustafa Duyar ve İsmail Akkol, inanılmaz bir soğukkanlılıkla en sıkı güvenlik taramasından geçip Türkiye'nin en iyi korunan binasında yönetim katına çıktılar. Onlara yol gösteren bir süre önce binada çaycı olarak işe alınan Fehriye Erdal. Özdemir Sabancı Genel Müdürü Haluk Görgün ile bir odada toplantı halindeydi. Diğer bir odada ise Sakıp Sabancı kardeşleriyle birlikte görüşüyordu. Asıl hedef Sakıp Sabancı'ydı. Eğer Fehriye heyecanlanıp yan odayı işaret etmeseydi, Sakıp Ağa ve kardeşleri kurşun yağmuruna tutulacaktı. Ancak onlar diğer odaya girdiler. Önce sekreter Nilgün Hasefe'yi, ardından da Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün'ü yerinde vurdular. Kurşunlar sadece Sabancı ailesini değil, Türkiye'yi vurdu. Katiller odaya DHKPC bayrağını bırakıp yine aynı soğukkanlılıkla, aynı sıkı güvenlik önlemlerinden geçip kayboldular. Peki neden Sabancı ailesi hedef alınmıştı? Bu kadar kolayca işlenen cinayet yüzlerce soruyu da beraberinde getirdi. Perde arkasında kim vardı? Mustafa Duyar olaydan bir yıl sonra Şam'daki Türk Büyükelçiliğine teslim oldu. Pişmandı, kafası karışıktı. Bu görevi Dev Sol'un lider kadrosundaki Ercan Kartal'dan almıştı. Mustafa Duyar kendi ifadesinde 4 kez cezaevine gideceğine ve bu 4 kez gittiği ve bu 4 seferde de Ercan Kartal'ın cezaevinde görüş günlerinde cezaevinde Sabancı Center'ın paftalarını açarak, planlarını açarak bütün tarifleri verdiğini, nerede kim var, nasıl giriliyor, çıkılıyor diye onu çalıştırdığını söylüyor. Olayın ayrıntıları ortaya çıktıkça işin içindeki hayaletlerin de sayısı arttı. Fehriye'yi işe bir polisin, Susurluk kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın yerleştirdiği, Derin Devlet'in Susurluk'ta kullandığı isimlerin işin içinde oldukları anlaşıldı. Derin Devlet'in olaydaki parmak izleri giderek arttı. Kullanılan taşeron örgütler deşifre oldu. Mustafa Duyar, örgüt beni kullandı. Bildiğim her şeyi anlatacağım diye konuşmaya başlayınca hücresinde kafasına sıkılmış 3 kurşunla ölü bulundu. Çıkarıp manavra yaptırdıktan sonra ateş ettim ben. Karagümrük Çetesi reisi Ergin kardeşler Uşak cezaevi isyanı sırasında sıkışınca Mustafa Duyar'ı kendilerine devletin öldürttüğünü açıkça haykırdı. Ve Ergenekon'un ünlü ismi Veli Küçüğü gösterdi. Şimdi bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Veli Küçüğü ana. Diğer tetikçi İsmail Akkol ise adeta buharlaştı. Suikast ekibinin en medyatiği sayılan Fehriye Erdal yıllarca Belçika yargısının boşluklarından yararlandı. Sonunda gözaltında tutulduğu evden örgüt tarafından kaçırıldı ve bir Balkan ülkesinde öldürülüp gömüldüğü söylentisi dolaştırıldı. Hayaletler ordusu Sabancı cinayetinden de sıyrılıp kurtulmuştu.